Evet, nasıl yapılır da birazdan ekmek yapımını inceleyeceğiz. Reçel ve tereyağı sürülmüş ya da yemek sosuna batırılmış olsun, dünyanın tüm insanları için ana besin maddesidir. Karşı konulamayacak kadar lezzetli bir ikramdır. Yaklaşık 1300 yıl kadar önce Kral Tutankamon zamanında Mısırlılar hali hazırda 40 farklı mayalı ekmek pişiriyorlardı. Bu ekmekler öylesine iyiydi ki Romalılar Yunanlı fırıncıları Roma'ya ve de fırınlarını Galya'ya götürdüler. Bu şekilde Orta Çağ'da ekmek Batı Avrupa'nın temel besin maddesi oldu. Birden fazla tahılla yapılan ekmeklerde keten tohumu, esmer buğday, soya ve darı gibi birçok içerik kullanılır. İşleme, karışımı oluşturan maddelerin karıştırılmasıyla başlanır. Bu yoğurma işlemi yaklaşık 3 saat sürer. Bu büyük mikser hamuru 8 dakika yoğurmaktadır. Hamur homojenleştiğinde büyük bir tüpe boşaltılır. Hamur binlerce kilo ağırlığındadır. Hamur bir kayma bandına doldurulur. Makinenin alt kısmında küçük bir delik hamurun çıkmasına müsaade eder. Mekanik kontrollü iki kol hamur parçalarını eşit uzunlukta keser. Dakikada 192 kesim yapılır. Hamur buradan taşıyıcılara aktarılır. Burada daha kolay işlenmesi açısından hamur parçaları top şeklinde yuvarlanır. Hamur toplar taşınırken, kalıplanırken yapışmamaları için unlanırlar. Burada hamur toplar ayırıcıdan çıkar, kalıplara götürülür. Hamur katlanır ve yuvarlanır. Makine saniyede 3 adet olmak üzere saatte 11.500 adet bu şekilde işlem yapar. Hamur burada kesin boyutlarına gelir ve pişirme kalıplarına düşer. Burada sandviç ekmeklerinin nasıl yapıldığını görüyoruz. Bu küçük hamur toplar uzunlamasına şekillendirilir ve kalıplara girmeden önce mayalanır. Hamurlar makineler tarafından kalıplanır. Hamur parçalarının birbirine değmemesi için bir mekanik kol eşit aralıklı olmalarını sağlar. Şimdi çok tahıllı ekmek yapımına geri dönüyoruz. Kalıpların dibine konan hamur parçaları 42 derecede ve %70 nemi alındıktan sonra 1 saat kabartılır ve ardından da 20 dakikalığına 255 derecede pişirilir. Artık piştiğinde ekmeğimiz altın renginde çıkarılır. Bir vakumla ekmekler kalıplarından çekilirler ve bir taşıyıcıya konarak soğutmaya alınırlar. Bir yönlendirici aygıt ekmeklerin taşınması ve değişik işlemler görme aşamasında zarar görmelerini engeller. Soğutulduktan sonra ekmekler kesiciye götürülür. Dakikada 65 ekmek kesilir burada. 2 metre genişliğinde ve 40 santim uzunluğunda çelik bıçaklarla kesilirler. Dilimler otomatik olarak dakikada 65 adet olarak paketlenir. Şimdi gemilere yüklenmeleri hazır durumda. Evet, ekmeğinizi afiyetle yiyebilirsiniz.